Tekrar selam arkadaşlar. Bugün sizlere Margaret Diorsener'in Hadrianus'un anılarından bahsedeceğim. İmparator Hadrianus 5 iyi imparatordan biridir. Bir tanesi de kendisinden sonra gelecek olan filozof hükümdarlardan Marcus Aurelius'tur. Hadrianus Edirne'yi kuran gayet kudretli bir imparator. Aynı zamanda adil, barış yanlısı, bütün imparatorluk sürecinde askerlerini sürekli ziyaret eden, Anadolu'ya damgasını vurmuş bir imparator. Hatta son zamanlarda Burdur'da bir Ağlasun ilçesinde bir heykelin parçası bulunuyor. Sadece ayağı 80 santim. Düşünün işte, o kadar büyük bir imparator. Margaret Diorsener, Hadrianus'un izini sürmüş. Ondan arta kalan bütün belgeyi, bilgiyi toplayarak ondan bir roman ortaya çıkarmış. Ama bu Diorsener'in Hadrianus'u aslında. Burada Hadrianus'un imparator kimliğinden ziyade şeye çok önem veriyor. Onun günlük yaşamdaki insani boyutunu ele alıyor. Doğrusu kitabı okumak için biraz Roma tarihi, biraz da mitolojiden haberdar olmak gerekiyor ki öyle hem daha anlaşılır hem de daha akıcı oluyor kitap. Çevirisini de çok beğeniyorum. Helikopter Yayınları az da olsa kitap yayınlıyor ama çok iyi kitaplar yayınlanıyor. Belki sondan söyleyeceğimi şimdi araya sıkıştırmış oldum. Kitaba değinecek olursak, Hadrianus'un imparatorluğu olduğu dönemdeki günlük yaşamına odaklanıyor. Fakat şöyle de bir durum var. Kitaptan ciddi anlamda bir aforizma kitabı da ortaya çıkarabilirsiniz. Kalıp kalıp cümleler, bilgece edilmiş. Doğrusu böyle aforizma yaratacağım diye zorlanımlı olan kitaplardan sıkılırım aslında, ama Diorsener bunu o kadar güzel bir şekilde ele almış ki bir imparatordan bahsederken kaçınılmaz olarak bunu zaten yapmak zorunda kalıyor gibi bir şey. Hele hele bu bilge bir imparatorsa. Bize bazı şeyleri sorgulatıyor. Bazı kavramları, bazı günlük hayattaki akışta alışkanlıklarımızı sorgulatıyor. Örneğin bir yemek yemek üzerine ne kadar düşünebildik, bir yürüyüş üzerine, yaşam ve ölüm, hatta sonsuzluk üzerine, bu kavramlar üzerine hiç düşünebiliyor muyuz? Günlük yaşamda yoksa yaşayıp gidiyor muyuz? Kitabı okuduktan sonra bu kavramlar üzerine de biraz düşünmek zorunda kalıyorsunuz ister istemez. Dediğim gibi bu Diorsener'in Hadrianus'u normalde ama tamamıyla kurgu da değil. Yani Diorsener burada Hadrianus'un normal yaşamını tarihsel gerçeklikler ışığında ele alıp kendisi kurgulaştırıyor. Bir imparatorun, bilge bir imparatorun günlük yaşamı, aşkları, ilişkileri, hele hele bir komutansa, hükümdarsa, halkıyla, tebaasıyla, askerleriyle olan ilişkileri, onlara verdiği öğütler ve kendisinden sonra gelecek Marcus Aurelius'a yazılmış bir mektup niteliğinde aynı zamanda bu kitap. Diorsener'in diğer kitaplarından çok farklı, özellikle öykülerinden. Farklı bir üslup. Tabii işin içine tarih, mitoloji ve böyle felsefe girince de böyle bir kitabın olması, böyle bir üslubun olması da kaçınılmaz geliyor. Ben bütün arkadaşlara, özellikle çok çok iyi okurlara mutlaka bu kitabı öneriyorum. Ama dediğim gibi biraz tarih ve mitoloji altyapısı olursa kitap daha cazip, daha okunabilir, daha anlaşılabilir oluyor. Mutlaka kütüphanede olması gereken bir kitap ve okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.